Bir soru var. Azat Zülfikar. Ne diyorlar? Azerbaycan'dan. Ne buyuruyorlar? Azerbaycan'a Türkler ilk defa ne zaman geldi diyorlar. Türkler. Evet. Oradaydılar. Yok, orada değil o. Orada diyenler var. Orada diye bir etnojenez çıkaranlar var. Ama çok pozitivist, çok vesikaya müstenit bir tarihçilik itibarıyla Selçuki Anadolu'sundan ancak ve ancak biliyorsunuz 1055 Dandenekan zaferidir. Horasan zaten onların elindedir. Bilmiyorum. Ama Azerbaycan'a doğru yayılış bundan sonraki tarihtedir. Ama yoğun ve kesiftir. 1040'dan sonra işte. Yani 1050'den sonra hatta. Fakat tabii yoğun olarak oraya yığılmışız. Çünkü 1071'den sonra bizim bugünkü Türkiye ile o kadar büyük ilgimiz olamaz. Var da yok yani. Zaten Sultan Alparslan çok akıllı bir adam yani, iyi bir kurmay. Yani gidip de adam şimdi Konya Ovası'yla falan uğraşacak değil. Onun hedefi Halep, Şam, Mısır falan, o zaman zenginliği orası. O bakımdan bunlar çok yakın tarihler ve tevsik edilmiş tarihler. Bundan evvelki Türk akınları için çok zor filolojik şeyler yapılıyor. Yani bilmem nereye kadar götürenler de var ama işte şu veya bu kabile, şu veya bu aşiretin bir şekilde oralara sızdığı, işte Kıpçakların geldiği, Oğuzlardan evvel falan... Bunları hep söylüyorlar. Bizim mevzumuz değil. Azerbaycan'daki meslektaşlar çok şeyler yazıyorlar zaten. Bunların bir kısmını artık bir şekilde Türkiye'de takdim etmemiz lazım. İşte bak yine aynı probleme geldik. Azerbaycan Türkçesi de bir nevi Osmanlıcadır. Farsçası falan Farsça çok zengindir içinde. Evet. Evet. Onu oturup çevirmek yani kiril harflerini translitere etmek. Veya hadi bugünkü harflerinin düzenini de değiştirip bizimkiyle basabiliriz ama o tip lugate alışkınlık olması lazım. Bunun da ben birkaç yüz kelimeden fazla olduğunu hiç zannetmiyorum. Belki o kadar bile değil, değil mi? Sen şimdi evet. Bir Azeri metni okumaya kalksan, basılan bugün Azerbaycanlı metni, özür dilerim. Birkaç bin. Bu yanlış kullanım hepimizin diline oturdu bu Azeri laf. O kadar evet. Yanlış ki, o kadar yanlış. Yani Azerbaycanlı metni bugün oturup translitere etsek, yani başka bir şey değil, translitere edeceksin. Bilmiyorum yani kaç yüz kelime çok bile farklı olarak. Ben bunu ilk defa çok gençken Sabir'in Hop Hop namesini okudum. Şimdi aklıma geldi o. Ben o zaman kaç yaşındaydım biliyor musun? Size söyleyebilirim. 17,5'tu yani yazın ortasında. Evet. Bana verdikleri Hop Hop name sonradan basıldı. Aynı resimlerle, Türk harfleriyle ama çok sonradan. Orada mı? O kırıldı. Kırıldı. Ben onu okuyabiliyordum. Okumaya başladım. Ve onu tabii zevkle okuyorsun. Hatta İlk okuduğum parça da içinde Urefa Marşı, Arifler Marşı. Millet ne cetaraç olur olsun. O daha evveli. Millet ne cetaraç olursun. Ne işin var? İş ne işin var? Fakat en güzeli o Urefa Marşı'nda şeydir. İnteligentik gezer iki naz ile haftada bir işvey demsaz ile hemdem olup işleri samanlarız. Oy barak Allah ne güzel canlarım. Ondan sonra bütün ama kritik gidiyor. Ya çok sersen herif ya neler yazmış ya. Neler yazıyor. Şey neyleyirik, ne hoşlamırık, istemirik, çiveyi, neşve, nisveyi, müslüman, nisveni, müslümanları. Annaları, evet, Sonyaları, okudum, yanlarık evet. Falan diye vezni mi gidiyor? Gidiyordu onun için. Yani. Sonra evet. Vezni gidiyor doğru burada ezberi şaşırdım. Evet. Annaları, Sonyaları. Hop Hopname'yi diyordum. Onu evet haftada bir işi. Ha? Hop Hopname evet ama o devam ediyor bir sürü yerde. İslam gazeteyi ah verse de ahla ziya almam ona elime ah, asla ezicim. Elime falan gibi bir şey böyle bir devam eder gider. Şimdi baksan şey